Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Arkadan gelecek sesler için şimdiden özür dilerim. Çünkü şurada pencereyi, kapıyı falan açtım. Eve havalandırmaya ihtiyacım var. Bugün ev aldı başına gidiyor. Biraz evi toplayacağız. Biraz düzene sokacağız. Yaşanılır bir hale getirmeye çalışacağız. Bir yandan da çocuk odasını yaptığımız için boya kokusu olsun, işte silikon kokusu olsun, çitleri yapıştırdığımız için böyle değişik değişik evin içinde kokular var ve bu beni rahatsız ediyor. O yüzden elimden geldiğince şu an kapıyı, pencereyi açık tutmaya çalışıyorum ki evin içinde bu koku kalmasın. Ceren yaptıkça, estikçe bu koku gidiyor. O yüzden ya, arkadan sesler gelecek. Zaten şöyle bir ufak ufak konuşurum yine. Diğerlerini hızlı hızlı gösteririm. Hem de hızlı bitiyor zaman işim. Hem de bu sese çok fazla maruz kalmazsınız. Şimdi şöyle iki tane kavanoz aldım önüme. Şöyle badem ve karısı almıştım. Onları bunların içine boşaltacağım. Aslında dolaplarımın içi de çok dağınık. Onları da düzenlemem lazım. Ama şu eve bir görünen kısmını normale çevirirsem iç kısımlarında inşallah biraz olsun düzenlemem gerekiyor. Böyle iki kavanozumuz da doldu. Şöyle bir attık. Bunlar da böyle atıştırmalık iyi oluyor. Şimdi şöyle bir etraf göstereyim. Şurası böyle. Her yer, her yerde çakmacak silinmesi gerekiyor. Burada mutfak toplanacak. Burada bazı kaldırılmayı bekleyenler var. Burada boşaltılmayı bekleyip burada makineye yerleştirmeyi bekleyenler. Şöyle bir genel çöpü topladım. O atılmayı bekliyor. Bu taraf çok kötü durumda değil. Hani salonumuz falan da öyle şey değil. Ufak ufak şuraların tozları falan alınacak. Burada sürekli bir yatışmadan olduğum için şöyle bir alanımız var. Yani burası da kötü durumda değil. Ama dediğim gibi şöyle bir tozlarının alınmaya ihtiyacı var. Daha sonra şu karşıyı göstereyim. Burada bir adet yatağımız var. Şurada süpürge başlığımız. Burası zaten aldı başına gidiyor. Şöyle yatağımız, pijamalarımız, her şeyimiz dağınık. Yani size bütün şeyleriyle gösteriyorum. Zaten çocuk odasını göstermeyeceğim. Orası ayrı bir berbat durumda. Öyle. Düzelteceğiz. Şöyle bir logoları falan da ovarız. Banyoyu da şöyle güzel bir hale getiririz. Şimdi sizi banyoya götüreceğim. Orada da gömleğimizi suya basacağım. Onu da göstermek istiyorum. O yüzden şimdi hemen şöyle bir suyu koyayım. Kaynaya koysun ve biz de banyoya geçelim. Şimdi banyoya geldik. Şöyle kovamı aldım. Şurada Özgür'ün gömleği var. Bu gömleğine dün önüne bir şey dökmüş. Bir de kolumda şöyle bir lekesi var. Şöyle kolumdaki leke ve şöyle şurada bir yağ lekesi gibi bir şey var. Onun için bunu suya basacağım. Ayrıyeten bunu basmışken hazır. Size önceki videolarda göstermiştim. Böyle gelen çiçekli badiler falan vardı. Onlarda da böyle ufak ufak sarı sarı lekeler var mesela. Burada şöyle şurada. Diğerinin şu göğüs kısmında, şunda yaka kısmında, aynı şekilde şunda çok hafif bir sarılık var. Şurada büyük bir sarılığımız var gibi gibi. İşte şöyle birkaç parça daha bir şeyler var. Onları da suyun içine basacağım.
Şimdi deterjanımı gösteriyorum. Peki, şöyle alayım. Şöyle bir şey aldık. Leke çıkarıcı çamaşır suyu tozu diye geçiyor. Bir saat boyunca bunu sıcak suda bekletiyoruz ve daha sonra çıkarıp durulayıp ister biraz kuruttuktan sonra toplu halde beyazları makineye atarken atabilirsiniz. İsterseniz yine anlık olarak çıkardıktan sonra direkt makineye atıp tekrar yıkayabilirsiniz. Bir saatten fazla durduğunda kumaşlara zarar verdiği söylendiği birkaç deneyimlemiş insan tarafından. Buralarda zaten kullanış şekilleri yazıyor. Her şey güzel. Makineleri, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinde koku gidermek için kullanılıyormuş. Bulaşık makinesi, bulaşık makinesinde çay, kahve, bardak lekelerini çıkarıyormuş. Ondan sonra çay, kahve bardaklarında leke gidermeyi sağlıyor. Makine yıkamada, hani çamaşırları normal yıkarken deterjanı falan koyduktan sonra bundan koyup yine kullanabiliyorsunuz. Perdelerde falan özellikle çok iyi oluyor diyorlar. Ve bunun gibi birkaç özelliği var. Elde ön ıslatma yapmadım diyor. Onu şimdi yapacağım bir yöntem. Bu şekilde burada dediğim gibi her şeyi ölçüsüne, derecesine kadar anlatıyor. Aynı şekilde yine burada ürün hakkında bilgi veriyor. Dediğim gibi şimdi ben bundan koyup suyumuzun içine bir saat boyunca bekleteceğim. Ve daha sonra çıkarıp yıkayıp şey yaptığımda da size son hallerini gösteririm. Bir 3 tane çıtçıtlı budinin şeyini yapmıştım. Bastım suya, lekeleri çıktı. Aynı şekilde bunların da çıkacağına inanıyorum. Dediğim gibi çıkmazsa bizimle olmayacak. Çıkarsa da kullanmaya devam edeceğiz bu şekilde. Şimdi çok uzattım lafı. Hemen sıcak suyum kaynamıştır. Getirip hazırlıyorum. Evet, suyumu kaynatıp getiriyorum. Döküyorum. Daha sonra şöyle deterjanı döküyorum. Ne kadar da 2 yemek kaşığı. Şöyle 2 kaşık. Ben şu mama kaşığıyla koyuyorum ve şöyle bir tahta var. Onunla şöyle bir suya karıştırıyorum iyice. Güzeller erisin, çözülsün diye. Daha sonra gömleğimizi direkt içine basıyorum. Şöyle su her yerine temas etsin diye iyice şöyle, ay çubuğum kırıldı, iyice şöyle bastırıyorum. Şimdi çok azıcık suyu eksik kaldı, ona biraz daha su kaynatacağım ve böyle bir saat bekleyecek. Evet, böyle hazır şirkemi şuraya duşun içine koyuyorum. Ve hazır makinenin başındayken bir de şöyle makineye biraz çamaşır atayım. O sırada çamaşırlarımız da yıkanmış olsun. Şöyle bir tercih kaldıralım. Makineden beyazları çıkardım ve şimdi makineye atalım. Bunlar da çalışsın. Evet, öncelikle odama geldim. Şöyle hemen hızlıca pijamalarımızı dürüp yatağımızı örtüp buranın da camını açacağım havalansın diye. O yüzden buraya geldim. Şöyle hemen özgürüm. Kaldırayım.
ve üstüm. Nasılcağım? Hallettik şöyle. Şarjı hallettiniz. Hemen solomu getirip şu camın kenarını sileceğim. Çünkü toz olmuş. Perdem tozlanmasın. Hemen geliyorum. Evet. Solomu aldım, geldim. Hemen cama şöyle bir sileyim. Şöyle bir toz çıktı berbat durumda. Bir de dün düğüne gitmiştik, o yüzden şimdi şu çantayı da boşaltayım. Şu şekilde hemen bunu da çanta dolabına götürelim, şu çöp atalım. Burası zaten berbat bir durumda değil, o yüzden burada çok tozluk bir durumumuz yok. Yeni almıştım. Hemen şimdi salonun tozunu, yemek odasının tozunu alıyorum ve mutfağa geçiyoruz. Asıl zorlu kısım orası. Bu arada son dakika yine buraya geldim. Salona gitmeden önce şu çamaşırları hemen şurada hemen hızlıca düreyim dedim. Çünkü makineye çamaşır attım. Onlar yıkanırken ben de hemen şunları halledeyim. Evet, mutfağa geldik. Şöyle arkadan güzel bir şarkı açtım ve şimdi hızlıca buraları topluyoruz. İlk önce makineyi boşaltmakla başlayacağım. Daha sonra bangonun üstünü toplayacağım. Sileceğim. Düzenleyeceğim. Böyle bir plan yaptım. Şimdi sizi şöyle şu tarafa doğru çevireceğim ve hızlı moda alacağım. Hızlıca buraları topluyoruz. Çalıştırdım. Bunları güzelce fışır fışır yıkadım. Çiçeklerimi, yapraklarımı tozlara attırdım. Bunlar mutfakta duran çiçeklerdi.
Bunları da temizledim, suladım. Lavabonun içini daha tam temizlemedim. Şuralar, ocaklar temizlendi. Ocağın üstündeki malzemeleri de makineye attım. Burası okey ama şuradan itibaren burası şimdi hızlı bir şekilde toplanacak. Bir posta daha su koydum. Şimdi size diğer şu suyun sarılığını göstermek istiyorum. Yani o bastığım su böyle bir sarı su çıktı. Onu da balkona dökeceğim. Şöyle şu kapıya. Şimdi makinenin son 9 dakikası var. Onlar bittikten sonra bir posta daha beyazları atacağım. Adetleri atacağım. Biraz daha su kaynatıyorum. Birkaç çeşitli böyle daha kaldı. Onları da yine bu suya basacağım. Şöyle şimdi şu lavabonun oradaki suyla şöyle üstlerindeki deterjan şeyini aldırıyorum. Ve şöyle size çiçekli bakımları da göstereceğim. Mesela ilk olarak şu böyle arkası görüyorsunuz. O kısmında falan sarılık vardı onun. Ve o çok aza indi. Bunu tekrar şeye atacağım, işte makineye atacağım. O zaman daha da azalmış olacak. İnşallah şu an arkadan çalan şarkı yüzünden telif yemem. Hemen size de şöyle bir göstermek istedim. Şimdi ben bunları hızlıca durulayım. Daha sonra en son hallerini gösteririm. Burayı da bitirdim. Yine buraya deterjanlarımı yerleştirdim. Şurada çok az daha su kaynatıyorum. Yağlarımı bu şekilde koydum. Buraya bu robotumu koydum. Mikrodalgam çiçeğimi hemen yanına koydum. Şu kısımda bir boş alan yarattım kendime. Orada bazı aklımda videolar var. Onları çekmek istiyorum. O yüzden bu şekilde burayı çekim alanı için boşalttım. Böyle karşıdan da şu an şu şekilde duruyor. Şurası çok yoğunmuş gibi duruyor ama bence güzel oldu. Şimdi suyumuz kaynadı. Fişimizi çekip arkaya yine tahtayı koyacağım. Prizi kapatsın diye. Ben sevdim yani karşıdan görünüşünü. Sevdim böyle bütün halde. Güzel duruyor. Şu kısmında şöyle gözüküyor. Kettle'ımı şimdi su olsun diye buraya koydum. Buna birazdan su dolduracağım ve Deniz annemin çiçeklerini sulamaya gideceğim. Bu iyice kurusun diye böyle açık bıraktım. Makinamız bir şekilde, çamaşır makinem de bitti. Şimdi mutfaktaki havluları da buraya getirdim. Siyahları da yarın yıkayacağım, artık bugüne kalmadı. Şimdi ben bir posta daha şurada göstereyim. Şöyle bir posta daha bastım. Şimdi şurada beyaz adetleri var Özgür'ün. İşte giydiği için böyle kararıyorlar, yani kara kara lekeler oluyorlar, yağ lekeleri. Bunları da suya basacaktım ama bunları bir de makinede deterjan gözüne koyarak yıkamayı deneyeceğim. Bakalım öyle nasıl olacak. Şimdi hemen şu makineyi boşaltıyorum ve daha sonra hemen bunları makineye atıyoruz. Bu arada şunlar da şöyle süzülsün diye buraya koydum. Bir daha yıkayacağım için burası böyle hafif tozlu olmasına rağmen buraya koydum. Nasılsa tekrar makineye sonra tekrar makineye attığımız zaman daha da etkili oluyor. Şimdi bu adetler yıkanıncaya kadar diğer bastıklarımın da süresi dolacak. O yüzden onlarla birlikte bunların hepsini makineye atacağız. Şimdi normalde diyor ki burada ön yıkamada 50 derecede 1 saat tutun. Şimdi burada ben böyle ayarladım. Normal her zaman yıkadığım gibi ayarladım. Deterjanlarımı da ekledim. Bu şekilde attım ve başlatıyorum. Sonucu beraber göreceğiz artık. Allah'a emanetsiniz. Bir şey olursa da
Hani 5-6 atlet var. Onların hepsi çöp olacak. Ama olsun, en azından güzel bir sonuç alırsak da güzel bir örnek olacak. Böyle her şeyi sizinle kaydettim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle ikinci suyumuzu da göstermek istedim. O da gördüğünüz gibi bayağı sarı çıktı. Evet, şimdi kremalı kekikli bir makarna yaptım kendime. Şöyle suyumu koydum. YouTube'dan da Ruhun Duymaz'ın 5. bölümünü açtım. Şimdi şöyle güzelce bir dinleyeyim. Güzelce dinleneyim. Makinede yine çamaşır var. 10 dakikası falan kaldı. Onlar da bittikten sonra onları da yine asacağım. Yine bir su daha pembe renkli badiler vardı. Onları bastım. İnşallah onları da bittikten sonra şey yapacağım. Durulayacağım. Bu şekilde bugünlük bu kadardı. Yarın da süpürge bilada yapacağım. Ve halıları yıkamaya yollayacağım. O yüzden halıları da toplayacağım. Ve yıkamaya göndereceğiz. Evimiz böyle tertemiz oldu. İçim valla rahatladı, ne yalan söyleyeyim. Doğru düzgün bir şey yapamıyordum. Sadece böyle üstten toz alıyordum. Ve böyle gördüğüm yerleri süpürüyordum falan. Ve bir yandan odanın düzenlenmesi, bir yandan ev, bir yandan benim arada gelen mide bulantılarım falan derken şöyle ev kendinden geçiyordu. İyi oldu. Uzun zamandır da sizinle birlikte temizlik yapmıyorduk. Şöyle fışır fışır iyi oldu. Bu arada ben lavaboları da oldum. Onları artık göstermedim. Aynı şekilde salonla yemek odasının tozunu alırken de size göstermedim. Çünkü çok uzun oluyordu. O yüzden böyle mutfak detayını gösterdim. Yarın da güzelce bir süpürüp bir dalayıp halıları toplarız. Dediğim gibi halıları da gönderdik mi mis gibi olacak. Mobilyalar da geldiğinde en azından yerde halılar olmaz. Onları topla kaldır derdim olmaz. Böyle. Artık yarın açarım tekrar bir güncellerim. Sonra da kapanış yaparız.